olacak sandım. Boş yere aldandım, boşuna kandım. Rengi gözünde solan dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Gözüme falan dünyada, felek bulut oldu üstüme yağdı. Yaşlar gözüme dolan dünyada, ah yalan dünyada, yalan dünyada. Yalandan yüzüme gülen dünyada. Herkese iyi akşamlar. Neşet Ertaş'ın o güzel sesinden ve sabrından başladık bu dönemin ilk webinarına. Beni tanımayanlar için adım Erçin Kimmet, Öğretmen Akademisi Vakfı'nda tam zamanlı eğitmen olarak çalışıyorum. Bugün de Zeyn Hanım'la yapacağımız sohbetin kolaylaştırıcılığını yapacağım. Sizden gelen beklentiler ve çerçevede oluşturduğum soruları, tabii ki sizin de arada soracağınız soruları Zevran Hanım'la iletme görevim olacak yani. Öncelikle Zevran Hanım'a hoş geldiniz diyelim. Çok sağ olsun bizi kırmadı, o kadar zaman arasında webinara katıldı. Çok teşekkürler Zevran Hanım. Hoş bulduk, teşekkür ederim Erçin Bey. Ben de bu güzel ortamda sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Teşekkürler. Ben biraz Zerrin Hanım'ı size tanıtmak istiyorum. Zerrin Hanım'ın özgeçmişi çok uzun. Kısaltabildiğim kadar kısa şekilde şey yapacağım ama yani yaptığı işler çok fazla. Zerrin Hanım aslen Robert Kolej'den sonra Gazetik Fakültesi'nden bitirmiş. Sonrasında da aile hekimliği uzmanlığı yapmış. Türkiye'de özellikle proje gelişimi üzerine aldığı eğitimlerden sonra da Avrupa Birliği'nin aile hekimliğinin Türkiye'de yapılanmasında aktif görev almış. Sonrasında birçok sivil toplum kuruluşuyla işbirliğinde çalışmalar yapmış. Özellikle proje geliştirme konusunda ve uygulama konusunda. 19 yıldır da bireysel ve kurumsal gelişim alanında çalışıyor. Neurolinguistic Programming yani NLP konusunda 7 yıldan uzun bir süre çalıştı. Sonrasında onun da eğitimcisi. Aslında Zerrin Hanım uluslararası bir eğitimci. Özellikle
çözüm odaklı koçluk konusunda sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da eğiticilerin eğitimini veya koçluk yapan kişilerin eğitimini yapan kişi uluslararası eğitmeni olarak çalışıyor. Uzmanlıklar arasında etkili bireysel performans ve My Time gibi Türkiye temsilciliğini yaptığı programlar var. Aynı zamanda çözüm odaklı koçluk yaklaşımında Türkiye'deki eğitimlerini planlayan, organize eden ve uygulayan bir merkeze sahip, denge merkezine. Kısaca bu kadar kısa anlatabiliyorum. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. O zaman başlayalım biz sohbetimize. İsterseniz öncelikle şu koçluk, herkes bir koçluktur. Biliyorsunuz artık bir sokakta herhalde 10 tane, 20 tane koçluk merkezi görebiliyoruz. Bir uzmanından dinleyelim. Koçluk ne değil? Bu biraz fazla popüler oldu. Kelime olarak fakat uygulamada ne kadar kritik oluyor onu çok bilemiyoruz. Ama sizden bir dinleyebilir miyiz? Koçluk nedir, ne değildir? Şimdi bir kere öncelikle isterseniz tanımı çerçevesinden başlayalım. Koçluk insanların bir yerden bir yere taşınmasıdır aslında. Ama koç doğrudan taşıyan kişi değil de o taşıma, o yolculukta yol arkadaşıdır. Ve bu kavram da İngilizce coach kelimesinden, bu eski İngilizlerin şöyle arabaları vardı coach diye tanımlanan, atların çektiği, aslında ilk kelimenin geldiği yer, başlangıcı da orası. Tabii Türkçe'ye koçluk koç olarak girdi. Türk Dil Kurumu da 2 sene evvel çok da net, güzel, doğru da bir tanım koydu. Ama bana soracak olursanız Türkçe'de tam bu işin karşılığı yol arkadaşlığı ya da yoldaş demek aslında koçluk. Fakat tabii arkadaşlık değildir. Önce oradan başlayayım. Ne anlamda değildir? Koç dert dinleyen, sorun dinleyen ve tavsiye veren bir kişi değil. Bir anlamda baktığınızda duyguları, elbette o süreçte pek çok duygusal şey yaşanır ama bir arkadaşla yaşandığı gibi duygusal deneyimin paylaşımını yaşayan kişi de değil, farklı şeylerin yaşanmasına alan açan kişi, öyle diyebiliriz. Dolayısıyla her ne kadar yol arkadaşlığı desek de önce arkadaşlık olmadığını da söyleyerek başlayalım. Koçluk ne değildir'den devam edeyim ben. Koçluk her şeyden evvel bir psikolojik ya da psikoterapi süreci gibi bir süreç değildir. Dolayısıyla kişinin geçmişi ya da bir takım sorunlarının sağaltılması, yani tedavisi yöntemlerini içermez koçluk yaklaşımları. Ve o noktada da bugünden geçmişi değil, bugünden geleceği aydınlatmaya ya da berrak, net bir gelecek, istenilen bir gelecek oluşturmada kişiyi desteklemeyi hedefler. Koçluk aynı zamanda mentörlük değildir. Şimdi burası çok önemli, özellikle şu anda içinde bulunduğumuz grup açısından. Çünkü mentörlük, o konuyu bilen ve o konunun bilgisini kişilere kendi deneyimleri ışığında paylaşan kişi. Bunu koçluk yaklaşımıyla da yapabilir bir mentor, ama mentor bilgi paylaşır, takip eder, sorumluluğu alır. Oysa koçlukta sorumluluk, bu işin nihayetindeki tüm sorumluluk tamamen koçluk alan kişiye bağlıdır. Şöyle bir örnekle açıklayayım. Örneğin birisi koçluk aldığında bir koçtan, diyelim ki bir konu konuştu ve bir hedefine yönelik birkaç tane eylem adımı, yapılması gerekenleri belirledi. Bir sonraki görüşmede koç o kişinin karşısına geçip de siz bunları yaptınız mı, yapmadınız mı, ne kadarını yaptınız gibi bir soru sormaz. Elbette koçluk alan paylaşır, o ayrı, ama koçun kişiyi takip etmek sorumluluğu yok. Burada yine çok önemli bir noktaya vurgu yapmak istiyorum. Koçluk bizim kültürümüzde çok yaygın olan o ebeveyn çocuk ilişkisi ya da iletişimini yetişkin iletişimi alanına, eşit iletişim alanına taşımakta da çok önemli bir araçtır. Dolayısıyla koçluk tamamen yetişkin iletişimiyle gerçekleşen bir süreç. Aynı zamanda danışmanlık değil. Bugün sizin görüşmenizden hemen evvel bir yerle görüşme yapıyordum. Bana dediler ki biz o kadar alanında uzmanlık gerektiren bir meslekteyiz ki bu alanda koçlarınız var mı? Ben de onlara söylediğimi sizinle paylaşayım. Dedim ki yok, ama iyi ki yok. Çünkü sizin o zaman bu alanda alacağınız danışmanlık olur. Koçluk
o konunun uzmanı değil, koçluk mesleğinin uzmanı olan kişi danışman konusunu bilir, o konuda fikir beyan eder, yön gösterir, yol gösterir, bilgisini paylaşır. Ama koç kişinin kendi bilgilerinin, deneyimlerinin, farkındalıklarının ortaya çıkmasını destekleyen, buna alan açan ve biraz önce söylediğim gibi bugünden geleceğe kişiyi daha ağırlıklı düşündürmeye yardımcı olan araçlarla donatılmış kişidir. Ve koçluk nedir diyecek olursak bütün bu konuştuklarımız ışığında ne değildirden sonra koçluk çok güçlü sorularla insan beyninin farklı aslında bölümlerinin bir anda harekete geçmesini destekleyen ve kişiyi derin düşündürerek kendi farkındalık alanlarında derinleştiren, yerine göre bir konuya ya da soruna çözüm, yerine göre yeni yaklaşımlar ama daha çok yaratıcı potansiyeli harekete geçirmeyi sağlayan ve kişinin bugünden geleceğe yapmak istediklerini yapmak istediği biçimde yapabilmesini destekleyen bir destek alandır aslında. Ve burada da tabii neden koçluk bu çerçevede günümüzde giderek ön plana çıkmakta ve giderek sizin az evvel ifade ettiğiniz gibi herkes kendini koç olarak ilan etmekte? Birkaç sebebi var. Bunlardan birincisi insan beyni çok farklı şekilde çalışır ve hepimiz çağrışımlarla düşünürüz. Dolayısıyla bir konuya odaklanabilmek her geçen gün biraz daha hepimiz için zor hale geliyor. Çünkü çok fazla uyaranla karşı karşıyayız. Bunu yapmak istiyoruz, bunu yapmak istiyoruz, şunu yapmak istiyoruz. Koçluk çok güçlü kişiyi o bir saatlik ortalama süreç içinde odaklamayı sağlar. Dolayısıyla beynin bir alana, bir konuda derinleşmesini destekler. Bunun için önemlidir. Neden 21. yüzyılda daha fazla ihtiyaç duyulur? İkincisi, birçok noktada farklı alternatifleri düşünebilme potansiyelimiz eskiye göre giderek gelişiyor. Yani insanın evrimsel gelişim sürecinde belki de bu gelişimin de bir sonucu diyebiliriz. Dolayısıyla bu anlamda da kişiyi çok destekler. Ve koçluk kişinin kendi farkındalığı içerisinde kendi sisteminin biz onu şöyle tanımlıyoruz. Artı 1, 2, 3 üst versiyonlarına geçişini destekleyen bir süreçtir aynı zamanda. Evet, çok popüler oldu dediğinize ben de katılıyorum. Ama bu sadece bizim ülkemizde de değil. Fakat Türkiye bazı şeyleri, kavramları çok kolay içini boşaltıp tüketebiliyor. Bunu da yapıyoruz zaman zaman. Evet, her tarafta bir takım koç adı altında bir takım insanlara rastlıyoruz. Bir kere her şeyin bir koçluğu ortaya çıktı. Nefes koçluğu, şu koçluğu, bu koçluğu. Tabii hani bizim tanımladığımız çerçevede onlar ne kadar koçluktur bilemiyorum. Çünkü koçluk süreci tavsiye, yargı, yorum, sizde şunu görüyorum, böyle düşünüyorum gibi cümleleri, koça ait cümleleri içinde barındırmayan bir süreçtir. O yüzden bütün bunlarla uyumun için kişinin koçluğu ne olduğunu bildiğinde ancak ayırabilmesi mümkündür. Bununla birlikte koçluk da çok ciddi bir eğitim sürecini gerektirir. Siz bu sürecin içinden geçtiniz, onu biliyorsunuz ne olduğunu. O yüzden o zorlu sürecin içerisinde gerçekten işi hakkıyla bilen kişi koçtur aslında bizim penceremizden bakıldığında. Hani diğerlerinin yaptıkları kendinden menkul diyelim. Ama bu işin hakikaten ciddi bir eğitimi ama daha önemlisi kişinin o eğitim süreci içerisinde ve hiç bitmeyen bir eğitim yani hepimiz ben de bu işi yapan biri olarak hala eğitiliyorum, eğitilmeye de devam ediyorum işin doğrusu hepimiz için geçerli. Ve büyük bir emeğin sonucunda hakkıyla yapılabilir bir meslektir. Çünkü koçluk yani koçluk alanı insan üzerinedir. İnsanı her geçen gün biraz daha keşfediyor olmakla birlikte aslında çok da hala bir şey bilmiyoruz. O yüzden sonu ucu bucağı olmayan bir alan. Çok özet bir cümleyle söylediklerimi toparlayacak olursam, koçluk kişilerin ulaşmak istedikleri ileri versiyonlarına ya da var olan performanslarını, verimliliklerini arttırmaya yönelik onları destekleyen bir alandır diyebiliriz. Selin Hanım, şu anda aslında bize bağlanan arkadaşların hepsi alanlarında gelişmeyi çok
isteyen, yeniliklere çok açık bir grup. Zaten beklentilerde de çok net bir şekilde çıkmış. Kendileri de bir şekilde koçluk eğitimlerinin içinde aktif olarak yer almak istiyorlar. Birazdan koçun içeriği, veli öğretmen için nasıl bir faydası olacağına dair de konuşuruz ama ben bir şey önemsiyorum. Mesela bir öğretmenimiz koçluk eğitimi almak istese veya bir öğrencisini koçluk sürecine gönderiyor olsa, sizce o gönderdiği kurumda nelere bakmalı? Çünkü dediğimiz tanımlar çerçevesinde hani bu işin kaliteli yapıldığını fark edebilmesi için sizce hani mesela siz gidiyor olsanız bir koçluk merkezine ne sorarsınız veya neye bakarsınız? Evet, teşekkür ederim. Bu önemli bir soru Erçin Bey. Öncelikle o kurumun akreditasyonuna bakarım. Koçluk dünyada iki büyük organizasyon tarafından akredite edilir. Buradaki akreditasyondan kastettiğim şey şu: koçluğun meslek standartlarını ve aynı zamanda etik kurallarını, her ikisi de çok önemli, belirleyen ve bunları takip eden hem eğitim programlarını hem de koçları ayrı ayrı akredite eden yapılar var. Bizim örneğin bağlı olduğumuz akreditasyon kurumu, merkezi Amerika'da olan Uluslararası Koçluk Federasyonu, International Coach Federation, ICF. Dolayısıyla bir okul eğer ki bu süreç koçluk eğitimi vermek üzere, burada da bir ayrımı yapalım, bazı şeyleri karıştırmak da çok mümkün olabiliyor. Bu yapılar şemsiye yapılar diyebiliriz. Şunu ağırlıklı olarak akredite ederler. Öncelikle okulun eğitimini, yani profesyonel olarak koç yetiştirmesini akredite ederler. Daha sonra koçların uzun süreli bu akreditasyonu sürdürebilmeleri için sürekli eğitimlere katılmaları gerekir. O sürekli eğitim programlarını akredite ederler. Ve bir de koçları akredite ederler. Dolayısıyla üç farklı ayakta gelişir aslında akreditasyon. O nedenle öncelikle böyle bir yapıyla çalışıyor mu, buna bakılması gerekir. İkincisi, program içerikleri de elbette önemli. Burada program içeriklerinde aslında ekoller arası, yani bir uluslararası federasyonun, yani koçluk federasyonuna örnek verelim, akreditasyonunda farklı ekoller, farklı içerikleri barındırır. Ama bununla beraber tam anlamıyla bir koçluk mesleğini edinmek istiyorum diyen kişinin minimum 128 saatlik bir eğitim sürecinden geçmiş olması gerekir. Daha kısa programlarda akreditasyona yol açar, ancak bunlar akreditasyonu tamamlamaya yetmez. Bu da yanılsamalara neden oluyor. Bize çünkü geliyorlar, benim işte şu kadar saatim var, ama biz o kişiyi sıfırdan programımızı almak durumunda kalıyoruz bir sürü sebeplerle. O yüzden tam anlamıyla bu işin olabilmesi için minimum gerekliliklerden bir diğeri de budur. Ve o ekolün mutlaka bir bu işi yürütecek akademik ekibinin oluyor olması, ki genelde bu hep uluslararası ekipler. Siz biraz evvel sözünü ettiniz, ben de aynı zamanda Ericsson'un uluslararası eğitmeniyim. O yüzden birçok eğitim Türkiye'de yabancı dilden tercüme olarak, tercümeyle de yapılıyor. Çünkü uluslararası bir ekibe ihtiyaç var ve o koçların da belli bir düzeyde akredite olmuş olması gerekir eğitimi verenlerin. Dolayısıyla bunlar en temelde bakılacak kriterler. Buradan hareketle o sertifikasyonların gerçek sertifika olup olmadığından emin olmak gerekiyor. Çünkü zaman zaman bize gelen başvurulardan biliyorum ben de. İşte ben de bir programa katıldım, bize şöyle bir sertifika dediler ya da şöyle bir sertifika diyorlar, ama bir bakıyorsunuz aslında hiç ilgisi yok. Tabii bilmediği için kişiler yanılabiliyor. O yüzden araştırma kriterleri temelde bu çerçevede olmalı. Teşekkürler açıklama için çünkü bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani çözüm odaklı koçluk dediğimizde, Ericsson koçluğu dediğimizde benim bildiğim kadarıyla bazı temel sayıltılar var ve bir aslında bir bakış açısı, bir yaklaşım, bir insanı ve süreci algılayış biçimi. Ve temel bazı sayıltıları var, kabul ettiği insana dair değerler var. Birazcık da onlardan bahsedelim mi? Çünkü biraz çünkü duruş meselesi galiba. Evet,
Şimdi şöyle söyleyebilirim. Erikson koçluğu, tabii bizim temsil ettiğimiz ekol Erikson ekolü. Bilmeyenler için bir küçük parantez açıklamada bulunayım. Doktor Milton Erickson 1900'de doğup 1980'de yaşamını yitirmiş Amerikalı bir psikiyatristtir. Fakat psikiyatriye o gün için bilindik yöntem ve yaklaşımların çok dışında yaklaşımlar getirmiş ve birçok kişinin sağaltımı neredeyse imkansız gözüyle baktığı pek çok psikiyatrik hastalığı tedavi edebilmiş bir kişidir. Ve Erikson ekolü, Erikson koçluk ekolü onun adına ve anısına atfen, çünkü bizim ekolümüzün kurucusu da Doktor Merlin Atkinson, bir psikologtur geçmiş olarak ama daha sonra koçluk mesleğini geliştirmiş, bu ekolü geliştirmiş ve bugün için profesyonel bir koçtur elbette. Ve Erikson ekolünü kurarken Doktor Milton Erickson'un adına ve anısına atfetmiştir ama bunu yaparken en temelde 5 temel prensibi bu ekolün ana felsefesi, ana yaklaşımı olarak benimseyerek bu işi başlatmıştır. Nedir bunlar? Birincisi, Milton Erickson her insanın tam ve bütün olduğunu kabul eder. Dolayısıyla biz koçlar da aynı şeyi kabul ederiz. Bu ne demek? Karşımızdaki insana hasta, bozuk, düzeltilmesi gerek biri gibi bakmayız hiçbir zaman için. O kişi tam ve bütündür ve bizim karşımıza gelen kişi o tamlık ve bütünlüğe yönelik bizim ona göstereceğimiz her türlü yaklaşımı hak eder deriz. İkincisi, en önemli şeylerden bir diğeri, her insan ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara sahiptir. Dolayısıyla burada da şudur asıl olan, o an için ben bir şey hatırlayamayabilirim. Geçmişte yaptığım ama çok başarılı olduğum, en basit bir örnek vereyim. Geçmişte yaptığımız ve çok iyi başardığımız bir şeyi başka bir alan dahi olsa, başka bir farklı alanda, örneğin özel yaşamımızda başarılı olduğumuz bir alanı iş yaşamımıza taşıyabiliriz. Ama bunu yapabilmek için o farkındalıkla bir takım şeyleri yapabiliyor olmamız lazım. Bazen bunları fark edemeyebiliyoruz ama ben o kaynağa sahibim. İşte koçluk yaklaşımının temeli bu prensibe dayanır. Kişinin sahip olduğu kaynakları harekete geçirmek. O yüzden Milton Erickson der ki her insan ihtiyaç duyduğu kaynağa sahiptir. O an için onlara ulaşamıyor olabilir. Şu ya da bu sebeple bizim işimiz kişileri o kaynaklara ulaştırmaktır. Yine koçluğun temel yaklaşımlarından biri budur. Bir diğeri, her insanın yaptığı her davranışın altında çok derinlerde pozitif bir niyeti vardır aslında. Hepimiz pozitif bir niyetle hareket ederiz. Neden bu da önemli? Burada da yine bir parantez açacağım. Biliyorsunuz son yıllarda pozitif psikoloji giderek çok önemli bir alan kaplamaya başladı dünyada ve dikkat çekmeye başladı. Bunun da kökenlerine indiğiniz zaman bu sadece popüler olan haliyle işte hepimiz o gülen yüzlerle gezelim anlamında değil. Ama derinde gerçekten kendi iç devinim ya da süreçlerimizde o derinlerde çok pozitif yaklaşımlara zaten sahibiz. Onları güçlü bir şekilde ve farkındalıkla ortaya çıkarıyor olmamızın yaşamımıza hücre yenilenmemizden tutun çok daha farklı alanlarda yaşamımıza olan etki ve katkıları fark edildiği için. Dolayısıyla Milton Erickson o zaman henüz bunlara ilişkin hiçbir bilimsel veri olmamasına karşılık insana olan muazzam gözlemci yaklaşımlarıyla bunu da söyleyebilmiştir. Dördüncü prensibimiz her insanın o an için bulduğu ve o an için bildiği en iyi seçimi yaptığını kabul ederiz. Bu da şunu getirir. Biraz evvel dedim ki koç tavsiye vermez, yönlendirmez. Ama çok kolay değildir insanlara tavsiye vermemek, yönlendirmemek. Hele de benzer bir durum sizin başınızdan geçti. Hele de öyle bir deneyimle karşılaştıysanız, o merdivenden inersen düşersin gibi. Ama biz de diyoruz ki her insan kendi penceresinden o an için bildiğinin en iyisini seçebilir, seçer. Dolayısıyla o seçimin sonuçları da o kişinin kendi yolunda gitmek istediği yönü belirlemek adına önemlidir. Hatta ben bunu bir adım daha ileri götürüyorum. Aslında insana en derinden saygı duymayı, o saygıyı insanın yaşamına yansıtabilmeyi de sağlayan temel bir anlayıştır bu. Çünkü başkalarının kendi yaşamlarına ilişkin seçme ve o seçimi uygulayabilme özgürlüğünü
aslında tavsiyelerimizle, yönlendirmelerimizle ne kadar onlara bırakıyoruz sorusunu bir soru olarak bir kenara koyalım. Dolayısıyla bu da bir diğer prensip. Ve beşinci prensip de değişim kaçınılmaz. Hepimiz değişiyoruz, her an değişiyoruz. Hücrelerimiz her gün yenileniyor. Yaşam her gün farklı şeyler sunuyor. Dolayısıyla o değişim süreci içerisinde aslında koçluk farkındalığı veya koçluk sürecinin içindeki oluşan özellikle farkındalığımızı bunu doğru bir biçimde yönetmeyi sağlar bu anlayış da bize. Kişilere de hem bir koç olarak hem de koçluk alanı olarak bunu desteklemek anlamında yine bu prensipten hareket ederiz. Beş temel prensibimiz genel çerçevede koçluk mesleğini Erikson prensipleri anlayışı içerisinde yapmamızı sağlar. Teşekkürler. Şimdi birisinin koçluk alıyor olması, mesela bir öğretmenin koçluk alıyor olması kendisine nasıl bir katkı sağlar? Veya veliyle iletişimine, çocuğa bunlar nasıl yansır? Kendisine öncelikle nasıl yansır? Bir kere tabii bir öğretmenin koçluk alıyor olması her şeyden evvel kendine ilişkin şöyle başlayayım. Kariyer yolculuğunu, eğitmenlik mesleğini sürdürmek istediği yer, alan, gelecek anlamında sistematik bir yaklaşımla, çünkü bizim koçluğumuz çok sistematik bir yaklaşımdır aynı zamanda ve bir şeyi de hak barındırır içinde. Hem sistematik hem de sistem, yani bütün bakış açısını barındırır. Dolayısıyla çok yapılandırılmış bir yaklaşımla büyük resmi de görerek o yolu, bugünden geleceği farkındalıkla tasvir etmesi ya da var olan tasvirlerinin içerisine birçok belki önemli detayı ya da önemli adım taşını ekleyerek bir yol haritası oluşturmasını sağlar veya var olan haritayı gözden geçirip daha netleştirmesini sağlar. Onun ötesinde bireysel olarak geliştirmek istediği, diyelim ki bir öğretmen kendinde öğrencileriyle olan iletişiminde bazı şeylerin daha iyi olmasını istiyor. İletişim yetkinliklerinde bir artış bekliyor. Bunun üzerine koçla çalışarak burada gelişim sağlayabilir. Dolayısıyla ikinci olarak öğretmenlik yetkinliklerini destekler, onların gelişimini sağlar. Biraz evvel söylemiştim, bir koçla geçirilen bir saat aslında kendi kendimize geçireceğimiz bir saatten çok kıymetli. Neden böyle söylüyorum? Çünkü biraz evvel de ifade ettiğim gibi çok odaklı bir düşünme süreci, derin odaklı bir düşünme süreci. Bildiğimiz belki ama arkamızda, beynimizin arka taraflarında kalan şeyleri öne çıkarmayı ya da yeni bir şeyleri fark ettirmeyi sağlar. O yüzden bunlara yönelik bir katkı sağlar. Onun ötesinde tabii ki öğrencilerle olan her türlü diyalog ya da kendini, örneğin bizim pek çok egzersizimiz farklı kişiyle farklı pencerelerden bakışı sağlamaya yöneliktir. Bir öğrencinin gözünden kendi sürecini değerlendirmeyi, bir veliyle olan etkileşim ya da iletişimde daha farklı şeyleri ortaya koyabilmeyi. Dolayısıyla her şeyden evvel bir mesleki ciddi olarak eğer odaklandığı konular bunlarsa bir farkındalık yaratır. Kişisel olarak ise her şeyden evvel yaşamın aslında alanları işimiz, mesleğimiz ve diğer alanlar diye ayrılmıyor. İnsan bir bütün. Her ne kadar yaşamımızın önemli bir kısmı işimizde geçiyor olsa da aslında o gün evimizde ya da özel yaşamımızdaki herhangi bir konu beynimizin bir bölümünü işgal ediyorsa diğer bölüm ondan bağımsız tamamen kendi başına hareket etmiyor. Böyle bir şey yok. O nedenle özel yaşam ya da yaşamın diğer tüm alanları, bu kendinde geliştirmek istediği, edinmek istediği bir hobiden tutun, özel yaşam alanlarındaki ilişki ve iletişimlerde iyileşmekten tutun, veyahut da özellikle belli karar noktalarında yine özel yaşama ya da yaşamın farklı alanlarına yönelik o karar verme süreçlerinin desteklenmesinden tutun. O alanlarda planlama ve geleceği tasarlamada dahil olmak üzere pek çok alanda öğretmeni kişisel olarak, bireysel olarak da elbette destekler. Ve en önemlisi bir başka şey, şimdi koçluk mesleğinin olmazsa olmaz çok temel bir kuralı vardır. Orada konuştuğumuz her şey gizlidir. Dolayısıyla koç ile koçluk alan arasındaki görüşmenin tamamı gizlidir. Hiçbir şekilde biz koçlar
Onun için bu akreditasyon sürecini de önemsiyoruz. Çünkü bizim bir anlamda bu bir çeşit yeminimizdir. Kişilerle o anlamda bir anlaşma sizin sürecinizde de daha doğrusu ÖRAV'la imzalıyor koçlar. Ama onun ötesinde kurumsalda da bireyselde de bir kişiyle yaptığımız görüşmede o kişi bizimle her ne paylaşıyor ise o ölene kadar bizimle kalır. O bir üçüncü kişilerle asla paylaşılmaz. Bu işin bu anlamdaki etik kısmı çok 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 önemli. O nedenle koçluk aynı zamanda bazen de birileriyle paylaşamadığınız ama üzerine sesli düşünmek istediğiniz herhangi bir konuda sizin sesli düşünmenizi, kişinin sesli düşünmesini destekleyen de bir araçtır bu pencereden bakıldığında. Çünkü koçluk süreci bir parça ondan da bahsedeyim. Her seferinde koçluk alan kişinin getirdiği bir konu etrafında koçun ona sorduğu farklı, hatta biz onu şöyle tanımlıyoruz, 360 derece başka köşelerden, pencerelerden sorular sorarak kişiye aynı konuya çok çok farklı yerlerden bakabilmesini sağlayan ve bunlar aracılığıyla da kişiyi değişik açılardan görmesini kişinin destekleyen bir süreçtir. Bu çerçevede örneğin kendi başına düşünmek istediği ama bunu da sesli yapmak istediği herhangi bir şeyde de çok rahatlıkla yapılabilir bir süreçtir. Bu anlamda da destekler. Yani bir çeşit aslında o açıdan baktığınızda evet arkadaşlıktır ama o kişinin söylediklerine yorum yapmayan, tavsiyede bulunmayan ama onu sesli düşünmesine ya da bir anlamda paylaşımına o açık olan da bir süreçtir. Bu çerçevede de destekler. Yani hem özel yaşam, hem mesleki yaşam, hem öğrenci veli iletişim ilişkileri. Örneğin bir koçluk konusu pekala daha farklı nasıl davranırsam acaba öğrencilerimin velileriyle çok daha onlara beklentilerimi ifade edebileceğim bir takım temel konuları aktarabilirim. Bunun üzerine bir koçluk alıyor olmak, emin olun bir öğretmenin o güne kadar bildiği ve fark ettiği şeylerin üstüne en az artı bir şeyleri daha koyacaktır gibi. Hani bir örnek verecek olursam veyahut da işte bir öğrenci sınıf ortamında örneğin neyi daha farklı yaparsam anlatmak istediğim hatta ders hazırlamayı düşünün. Tamam bir takım izlenmesi gereken metodoloji, prosedür, yöntem vesaire var. Ama ben bunu bu şekilde anlatırken özellikle öğrencilerin zorlandığı ilk konusunda daha başka neler yaparsam onlara bunu aktarabilirim. Çok güzel bir koçluk konusu olur. Diyeceksiniz ki koç bununla ilgili hiçbir şey bilmiyor. Çok güzel ama koç şunu biliyor. İyi eğitimli bu işin profesyonel olan bir kişi siz zaten o bilgiye sahipsiniz bir eğitmen olarak. Sizin bütün bilgilerinizi sentezletip size belki de hiç düşünmediğiniz, hiç aklınıza gelmemiş yepyeni bir yaklaşımı ortaya koymanızı ve bu çerçevede de yaratıcılık potansiyelini geliştirmeyi destekler. O yüzden bu anlamda da çok yararlı olur. Nitekim geçmişte yapılan koçlukların geri bildirimlerinde buna ilişkin çok ipucu görüyoruz. Bir soru gelmiş, bunu yüksek sesle söyleyeyim. Koçluğun felsefe ilişkisinden bahsedersek neler söylenebilir? Biraz önce aslında bir şeyler söylediniz, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Felsefe Evet, şöyle söyleyeyim. Tabii hani doğrudan felsefeyle şöyle bir ilişkisi vardır demek çok kolay değil ama zor da değil. Çünkü sonuçta felsefe dediğiniz zaman odak noktasında insan var. Koçluk dediğiniz zaman yine odak noktasında insan var. O anlamda tabii ki bağlantılı. Ama bizim burada sözünü ettiğimiz daha çok Milton Erickson'ın temel yaklaşımlarını koçluk bir felsefe, bir prensipler dizini olarak o pencereden bakarak yürütmektedir. Az evvel ifade ettiklerim gibi. Evet, beş temel kural zaten felsefi bir zemine oturtuyor. Evet. Peki, koçluk, mesela siz bu sayfada çalışan bir eğitmensiniz ve hani koçları da yetiştiriyorsunuz. Öğretmenlere bu koçluk penceresinden koçluğun içeriği biliyorum ki birçok yöntem ve teknik var içinde kullanılan. Sadece tabii bir ufak bilgi olsun diye. Şimdi yarın çünkü bu arkadaşların hepsi bir sınıfa girecekler veya bir grup oldukça büyük bir grup müdür,
bir öğretmen grubuyla çalışacaklar. Böyle pratik bir tavsiye verseniz, koçluk bilgilerinden yola çıkarak ne önerirsiniz öğretmen arkadaşlarımıza? Pratik bir şey olsun. Şimdi geldi aklımda. Şey demişler, bunu da ne? Nereden şey sınıfaya yapayım? Sınıfa ya da okula bütün olarak koçluğu uygulayabilir miyim? Evet. Oradan mı geldi? Yani şey çok ona dair hani iletişimi nasıl etkiler, evet. Çocukla iletişime nasıl katkı sağlar, veliyle iletişime nasıl kendimi geliştirmek veya uygulayabileceğim bir şey olabilir mi acaba falan gibi beklenti soruları çok gelmiş de onun için sorayım dedim. Tabii ki bu hani şey olmuyor, reçete olmuyor, şunu yapın güzel olur falan gibi. Hani hele koşullar tamamen aykırı evet. Ama pratik bir öneri veriyorsunuz. Ne veriyorsunuz? Evet. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir parantez açacağım. İçinde bulunduğum bir tartışma grubu var. Yine bizim uluslararası camiamızdan ama farklı bir tartışma grubu. 2 gün evvel o tartışma grubundaki bir kişi, bir Fransız, bir yere gidiyor bir şeyler içmeye. Ve yanına bir bey geliyor ve birden sohbet etmeye başlıyorlar. Ve diyor ki biz 3 saat o kadar derin bir sohbet ettik ki 3 saatin sonunda bir şey fark ettik. Birbirimize ilişkin, sen kimsin, ben kimim, ne iş yaparız, nereden geliriz, nereye gideriz hiç sormadık. Ve sonra düşünmeye başlıyor. Acaba sorsaydık, aynı derin, çok lezzet, çok keyif aldığı, çok derin bir sohbet yapıyor. Veya diyor ki eğer sorsaydık acaba aynı şeyi yapabilir miydik? Şimdi ben bunun üzerine düşünüyorum. Şunu düşünüyorum. Farkında olmadan etiketler ister istemez düşünsel sistemimizi ve davranış sistemimizi etkiliyor. Ve istesek de istemesek de birilerini bir takım etiketlerle o gözle görmeye, öyle algılamaya başlıyoruz. Şimdi buradan hareketle de şunu söyleyeceğim. Tabii ki öğretmen, ben de öğretmen şapkamı hiçbir zaman bu ortamdaki öğretmenler, bu arada onu söylemeyi unuttum. Benim için yaşamımda öğretmenlerin de yeri çok büyüktür. O yüzden bu proje hep birlikte bütün takım arkadaşlarımla, ekibimizle birlikte bizim için çok kıymetli bir proje. Çünkü bir öğretmenin bir sınıftaki etki alanı ve o insanların yaşam boyunca etki alanı herhangi bir şeyle ölçülemez. Hiçbir şekilde bir değeri olamaz. Dolayısıyla sizlerin öğretmenliğiyle bizim eğitmenliğimiz aynı şey değil. Onu bir kenara koyalım. Ben geçmişte zaman zaman bunu düşünürüm ve söylerim. Bir yaşamımda izini çok net bildiğim, taşıdığım öğretmenlerim olmasaydı yapmış olduklarım her neyse kendi çapımda onları yapmış asla olamazdım. Bunu çok çok iyi biliyorum. O yüzden de çok önemli. Ama bununla birlikte şöyle bir taraf da var. Hani pratik uygulama. Bazen bir şeyleri bilirken, biraz önce örneği de onu söyledim. Bildiğimizi düşündüğümüzde aslında başka bir bakış açısını gözümüzden kaçırabiliyoruz. Her şeyden evvel ne tavsiye ederim? Hani tavsiye sordunuz benden, pratik uygulama. Bu tamamen bir koçluk sorusudur. Kişinin kendi kendine soracağı bir koçluk sorusudur. Her şeyden evvel bir müdür, bir öğretmen, bir sınıf öğretmeni, her ne konumdaysa kişi, şu anda bulunduğum noktada, yaptığım işte, acaba daha farklı yapabileceğim neler olabilir? Bakmadığım ya da görmediğim neler olabilir gibi bir soruyu öncelikle kendilerine sormak ve belki de bunu gün içinde en az bir kere yapıyor olmak acaba neler keşfettirir bilemiyorum. Bunu bir tarafa koyalım. İkincisi yine bir pratik uygulama olarak bir şeylerin cevabını çok iyi biliriz, doğru. Ama karşımızdaki kişileri düşündürmek adına bir şey söylemek yerine onu açık uçlu bir soruya çevirmek. Yani şöyle bir düşünce alışkanlığını geliştirmenin çok büyük faydası mutlaka olur. Ben bunu biliyorum ve şu şekilde söyleyebilirim ama bu söyleyeceğimi açık uçlu bir soru, hani insanları karşı tarafı düşündürebilecek bir soru şekline çevirebilir miyim? Cevap evetse o zaman öncelikle onu çevirip sormak ve oradan hareketle de gelecek olan cevaplardan bir takım sonuçları ortaya çıkarabiliyor olmak koçluk yaklaşımını aslında bir pencerede daha toplu, daha geniş olarak uygulamaya bir araç olur. Aklıma gelen şu andaki bu. Tabii burada bir küçük parantez açayım. Onu tam olarak siz nasıl çeviriyorsunuz? Instructional coaching, hani bir çeşit yönlendirici mi diyorsunuz? Evet.
Şimdi tabii eğitmenlik de koçluk bizim bir koçluk alan kişiye yaptığımız gibi olmaz. Çünkü orada bir eğitmenlik sıfatıyla beraber koçluk yaklaşımının kullanılması var. O yüzden bunu ayıralım, o apayrı. O zaten sizin bütün bu güzel insanlara verdiğiniz eğitimin önemli bir kısmı. Ama bizim öğretmenlere ya da herhangi bir kişiye koçluk alana yaptığımız koçlukta o yönlendirme tarafı ya da eğitme tarafı yok. O yüzden hani bir yönetici. Derin Hanım, sesiniz şu an gitti. Neden olmuş olabilir? Şu anda Zeynep'i duyamıyoruz. Birazdan herhalde hallolur. Bağlantı nedeniyle görüntü görebiliyoruz ama. Neler konuştuk? Öncelikle Zeynep'in biraz koçluk nedir, ne değildir sorularına cevap söyledi. Özellikle danışmanlıktan, farklarını bize açıkladı. Sonrasında güvenli bir koçluk hizmeti alabilmek için dikkat edilmesi gereken noktalardan birisinin uluslararası akreditasyonda olmasının önemli olduğunu. Milton Erickson çözüm odaklı koçluk yaklaşımının temel sayılarını ve temel kabul ettiği noktaları bizimle paylaştı. Ki bunlardan birisi tam ve bütün olduğu, insanların tam ve bütün oldukları, hepsinin yaptıkları eylemin arkasında bir iyi değer aldığı, kendi kararlarını verebilmesi potansiyelleri olduğu gibi kuralları bizimle paylaştı. Sonrasında öğrenci koçluk bu koçluk türleri ile ilgili biraz konuşuldu. Sonrasında şu anda pratik tavsiyelerle ilgili birkaç önerisi oldu bize. Bunlardan bir tanesi açık uçlu bir ifade de, açık uçlu soru haline getirebilen bir durum için bilgi vermek yerine o bilgiyi ben açık uçlu bir soru haline getirebiliyor muyum? O soruyu kendimize sormamızın kişinin potansiyelini kullanabilmesi ve kendi çözümlerini üretebilmesi için anlamlı olduğu. Bir de her gün belki insanın kendisine bir kez ben bu yaptığım eylemi yapıyor olduğumu daha iyi nasıl yapabilirim? Veya neyi farklı yaparsam bundan daha farklı bir sonuç elde edebilirim sorularını gün içinde sormanın yararlı olacağını söyledi. Bu anlamda biraz aslında özel okullardaki öğrenci koçluğu ile ilgili Süleyman Samsun'dan soru sormuş. Bunu biraz konuştuk. Yani kavram Türkiye'ye geldi. Yani dünyada da Zeynep Hanım'ın da söylediği gibi koçluk kavramı çok kullanılmaya başlandı artık. Fakat farklı anlamlarda kullanılabiliyor. Biz burada özellikle çözüm odaklı koçluk yaklaşımını tanıtıyoruz. Ama yine de önüm söylediği gibi bir hizmet alıyorsanız özellikle uluslararası akreditasyonun olmasının önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Çünkü işler biraz karıştı o noktada. Kurslar da koçluk olmaya başladı. Bireysel ders çalıştırıyor olmak da belki farklı anlamlarda kullanılıyor. Bu iyi kötüdür demiyorum. Ya yani aldığınız hizmetin koçluk olup olmadığını anlamak için belki buralara bakıyor olmak gerekiyor. Başka bir soru daha vardı.
Öğretmenler genelde birbirini kıskanır, böyle bir duyguya sahip kimliyeti hissetmeden koşul yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Tüm bunlara rağmen öğretmenle ihtiyacı olan yoldaşlık için ne önerirsiniz? Sezen Hanım'la ilgili bilgi alabilir miyim? Tekrar bağlanmaya çalışıyor. Tamam. Onu Zerrin Hanım'a soralım. Ama ilk olarak aklıma gelen Devrim Hocam bir meslektaşından acaba koçluk, ona koçluk vermeden önce koçluk almayı denedi mi? Onu cevabını bilemiyorum tabii ki. Fakat en etkili yöntemlerinden birisinin bu olduğunu biliyoruz. Sizin konuşmasını eğitmiyoruz dedi. Bunu biraz açar mısın? Çözüm odaklarındayken içinde eğitimden söz etmek nasıl oluyor? Birazdan Zerrin Hanım bağlanacak. O zaman bu sorunuzu direkt olarak soracağım. Şimdi ben bir gün akreditasyonu birim yanlışlıkla yapmış. Bana yardım mümkün mü? Fark mı? Mümkün mü? Bu herhalde Zerrin Hanım'a sorulardır. Bunu da tekrar ediyorum. Evet, yani buna dair belki ben birazcık bildiklerimle cevap vereyim Zeynep Hanım'a beklerken. Çözüm odaklı koçluk yaklaşımında bir eğitme ve öğretme durumu yok. Var olan bir sizin belirlediğiniz bir koçluk sorusu üzerinden doğru soruları ve doğru teknikleri kullanarak sizin o konu üzerinde, Zerrin Hanım'ın da söylediği gibi, ayrıntılı düşünmenizi çok 360 derece o sürece bakıyor olmanızı hedefleyen yöntem ve teknikler kullanılıyor ki bu yolla kendiniz kendinizde var olan, temel sayıntıda olan, o güçlü yanınızda, iyi olan tarafınızda, doğru değerinizde kendinize ait en doğru çözümü bulabileceğinize dair yine bir yaklaşım. Yine Zeynep Hanım'ın söylediği gibi bu da sizin sorumluluğunuzda. Yani koç bir sonraki oturumda gelip sen böyle böyle bir karar almıştın, bunu uyguladın mı gibi bir soru sormuyor. Karar da sizin sorumluluğunuzda, uygulamadınız. Sizin o yolculuğu yapabilmeniz, o yoldaşlığı yapabilmeniz için doğru sorular ve doğru yaklaşımı sunmaya çalışacağım. Arkadaşlar o kadar çok yabancı kelimeler ki gerçekten yabancı kelimeler. Yani yönlendirmek bir şey var. Evet. Yönlendirmiyoruz. Bir şey öğretmeye çalışmıyoruz. Kişi o potansiyele sahip. Tabi bunun sonrasında araştırmalarla da işte beynin farklı yerlerini farklı sorularla harekete geçirerek o bağlantıların kurulmasına katkı sağlamak da var. Bazen çünkü biz bulunduğumuz yerden göremiyoruz potansiyelimizi. O sorularla veya yöntemlerle o yolculuğa doğru gitmemizi kolaylaştırmak. Onun için bir yoldaşlık yapmak anlamında kullanılıyor. Onun için de süpervizyonlar veya danışmanlık farklı. Bir de şöyle bir şey var belki çok temel bir farkla. Geçmişle ilgilenmiyor çocuk. Şimdi ve geleceğe bakıyor. Şimdi var olan potansiyelinizi gelecekte yapabileceksiniz. Zeynep Hanım özetlemiş zaten. Arkadaşlar o kadar yabancı kelimeler gerçekten yabancı kelimeler. Bunlar Türkçesi yok. Koçluk kelimesinin Türkçesi soralım. Onun dışında hangi yabancı kelimeler vardı?
Instructional dedi galiba. Instructional'da yayınlandırılmış. Çok Türkçesi yok gibi. Ama tabii ki bir üzerinde bir düşünürse farklı birkaç karşılığı. Kişilerden bildiğini bulmaya çalışıyorum. İş özelliklerini tanımak koçluk için önemli midir? Önemi nedir? Bunu da yine Zeyd Hanım'a soralım. Biliyorsunuz zaman zaman kazanmak için yani koç için bunun bir şeyi yok. Çok anlamı yok. Kişilik özelliklerini o kişi zaten biliyor. Yapabildiklerinin de güçlü zayıflıkları hakkında oradan yola çıkarak çözüm üretebilir. Öğretimsel anlamda yapılandırılmış olarak kullanılıyor genelde sanıyorum. Evet, yapılandırılmış kelimesi daha çok kullanılıyor. Akreditasyon kullanılan, akreditasyonun Türkçesini de söyleyelim o zaman Şenlik Hocam'a. Bir programı programın belli bir standartla uygulandığına dair bir tescil etme durumu. Akreditasyon. Uluslararası Koçluk Federasyonu'nun belirlediği bazı kriterler var. O belirlediği kriterler çerçevesinde eğitimlere müdahil olup, o materyalleri inceleyip, süreci kontrol edip bu program, bu kurum, bu program, bu koçluk sertifikasını verme hakkına sahiptir diyor. Böylelikle siz verdiğiniz eğitim sonrasında Uluslararası Koçluk Federasyonu'nun sertifikasını verebiliyorsunuz. Yabancı kelime için tekrar özür dilerim. Bunun açıklaması önde. Herhangi bir koşu eğitim almak gerekli. Birey yaratım ayrıca farkında olmalı. Girişimliğim oldu ve etkisini görüyorum. Ayrıca bir kurum kültürü oluşturmaya başladık ve bunu geleceğe aktarmıyoruz. Bazı insan yaşam için bazı ancak teknik olarak bunun ne olduğunu bilemeyebiliyor. Evet. Benim hocam böyle bir ortam yarattığınız için konusunu kutluyorum ben. ICF koçlar için 11 yeterlik alanı belirlemiştir. Her dizden bilgi gidiyor. Bu alanda yeterli geliştirecek bir programa dahil olmak gerekir. Ayrıca etik kuralları da var. Evet. O etik kurallara uyulduğu, yeterlik alanlarının o programda yeterlik alanlarını karşıladığının teyit edilmek gerekir. Erdal Bey, kişilik özellikleri koçluk için önemli nedir? Onu soralım. Ben onun sesim tekrar bağlandınız galiba. Alo. Evet, Zeynep'i duyabiliyorum ben sizi. Evet, biraz geriden geliyor sesiniz yalnız. Evet, ama herhalde biraz dışında olsa gerek. Ben de öyle geriden duyuyorum ama en azından kalan 5 dakikayı belki böyle telefonla idare edebilirim. Teknolojinin bir tadasını bırakmadım. Tamam. Sesinizi duyuyorlar. O zaman 5 dakikamız var. O zaman birazcık daha uygulamaya yönelik süreci konuşalım isterseniz. Bizim sizinle denge merkeziyle bir işbirliğimiz var. Sağ olun, siz gönüllü olarak bize bir destek veriyorsunuz. Bu destek çerçevesinde de arkadaşlar koçluk hizmetini bulundukları ilden de farklı
Skype veya bizim programımızı kullanarak hoşluk hizmeti alabilecekler. Buna da 15 Ekim'den sonra başlayacağız. Onunla ilgili hem böyle uzaktan olması, uzaktan koçluk koçluk çalışması yapılabilir mi? Ve burada bir soru da vardı. Kişilik özellikleri koçluk için önemi var mıdır gibi. Bu soruları içeren bir soru sorsam size, yani Skype'den olabiliyor mu bu, uzaktan olabiliyor mu? Uzaktan olduğu zaman etkisi nasıl fark ediyor? Veya kişiyi tanıması gerekiyor mu illa koçluk? Şöyle yapalım isterseniz, sesiniz böyle çok kesintili geliyor. Zeynep Hanım, beni duyabiliyor musunuz? Şu an sesiniz neredeyse gitti. Ben sizin söylediklerinizi bir daha tekrar edeyim, duyabildiğim kadarıyla. Bir kere
Engin merkez sağ olsun, gerçekten çok büyük bir hizmet veriyorlar bize. STK gönüllülüğü çerçevesinde mesela ücretsiz yaptıkları bir hizmet. Koçluk hizmetini e-kampüs üzerinden alabilirsiniz. 15 Ekim'de başlayacak açılmaya başlayacak. O tarihten itibaren yalnız koçluk hizmetini almak için 5 oturum olması gerekiyor. Çünkü verimli bir koçluk sürecinin yapılanması için minimum sayılardan birisi. Onun için de e-kampüse girdiğiniz zaman koçluk bölümüne girdiğinizde orada kişi isimleri göreceksiniz. Kişi isimlerinden uygun olanlara randevunuzu alıp daha sonrasında görüşmenizi devam edebilirsiniz. Burada Zerrin Hanım önemli bir şeyin altını çizdi. Koçluk alıyor olmak, koçluk eğitimi alıyor olmak anlamına gelmiyor dedi. Yani buradan koçluk aldığınız zaman bu bir koçluk eğitimi olmayacak. Sadece kişi olarak, öğretmen olarak, müdür yani kimseniz, o kişi olarak bir kendinizin var olan sorusu karşılığında bir kendinize koçluk almış olacaksınız. Yani koç olmak üzere bir eğitimin parçası değil bu. Bunun bir kere altını çizelim. Çünkü bazen hani ben Öraz'dan koçluk eğitimi aldım gibi bir şey duyuluyor. Yok, biz yani koçluk üzerine verdiğimiz bir eğitim var. O kısmı zamanla eğitmen arkadaşlarımızla periyodik olarak yaptığımız bir çalışma. Ve şu an bahsettiğimiz çözüm odaklı koçluk yaklaşımının eğitimi değil bir kere. Onun altını çizelim. Bunun dışında ne söylendi? Özellikle yanlış duymadıysam vurgulandı. Bu özellikle görüşmelerin gizlilik ilkesinin çok önemsendiğini ve gizli kaldığını. Bir de uzaktan koçluk yapılır mı? Uzaktan koçluk yapılabiliyor. Kişinin illa diğerini görmesi gerekmiyor. Hatta bazı görüşmelerde veya Zerrin Hanım onu söyledi, yurt dışından kişilerle yaptığında veya bazı kişiler hatta bunun böyle uzakta elektronik ortamda olmasının daha etkili olduğunu veya tercih ettikleri de oluyor dedi. Onun dışında özellikle koçluk hizmeti için koç.orab.org.tr'den dediğim gibi 5 seans almayı verimlilik için önemli geliyor. Başvurmak istediğinizde dediğimiz gibi 15 Ekim'den sonra, pardon 17 Ekim'den sonra, yanlış söyledim çünkü 15 Ekim Cumartesi, 17 Ekim'den sonra koçluk görüşmeleri için randevu alınabilecek, bunun için mail gönderilecek. Hani koçluk aldım diye bazen şöyle bir şey oluyor. Ben koçluk aldım, bana sertifika verecek misiniz diyor, deniyor. Onun altını çiziyoruz tekrar. Bu koçluk eğitimi değil. Koçluk almak kişinin kendisi alması. Bu arada Zeynep Hanım'ın sesi tekrar gelebilecek mi? Evet, Zeynep Hanım gelebiliyor mu sesiniz? Ben sizin söylediklerinizi özetlemek durumunda kaldım. Çünkü çok küçük duyuluyordu. Bilmiyorum eksik kaldı mı? Çok teşekkür ederiz Zeynep Hanım. Yani gerçekten çok keyifli ve açıklayıcı bir görüşmeyi benim için. Benim için keyifti. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Arkadaşlar sorularınızın birkaç tanesi belki kaldı. Onu da zamanla bir şekilde telafi ediyoruz. Ben hepinize katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bu süreçle ilgili sorularınız olursa elektronik ortamda yazılı olarak iletirseniz elimizden geldiği kadar cevap almaya çalışırız. Ben sizlerin durumda bir kez daha Zerrin Hanım'a zamanını ayırdı, emeğini verdiği için teşekkür ediyorum. Size de zamanınızı ayırdığınız, sizinle olduğunuz, sorularınızla süreci güçlendirdiğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi bir akşam üzeri.